Aşağıda atom numaraları verilen atomların elektron dağılımını yaparak periyodik sistemdeki yerlerini bulup her bir atomun değerlik elektron sayısını belirtiniz. Helyum 2, 1, S2'dir. Helyum 1. periyot, 1. periyot. Burada 2 elektron var. Değerlik elektron sayısı 2 ama 2A grubunda değildir. Çünkü helyum soy gaz olduğu için 8A grubundadır. 1. periyot 8A. Lityum 1S2, 2S1, 2. periyot ikinci periyot 1A grubundadır ve değerlik elektron sayısı da 1'dir. Yani en yüksek baş kuantum sayısına bakıyoruz. Berilyum 1S2, 2S2, ikinci periyot 2A'dadır. İkinci periyot 2A, değerlik elektron sayısı da 2. Bor 1S2, 2S2, 2P1. İkinci periyotta, ikinci periyotta 2, 1 daha 3A grubunda değerlik elektron sayısı da 3. 1s2, 2s2, 2p2, ikinci periyot 4A grubunda, ikinci periyot 4A grubunda ve değerlik elektron sayısı 4. 1s2, 2s2, 2p3, ikinci periyot 5A grubunda, ikinci periyot 5A grubunda ve değerlik elektron sayısı 5. 1s2, 2s2, 2p4, ikinci periyot 6A grubunda, ikinci periyot 6A grubunda ve değerlik elektron sayısı 6. 1S2, 2S2, 2P5. İkinci periyot 7A grubu. İkinci periyot 7A grubu ve değerlik elektron sayısı 7. Neon 1S2, 2S2, 2P6. Burada ikinci periyotta. Değerlik elektron sayısı 6 artı 2 grubu da 8A grubundadır diyebiliriz. Sodyum 1S2, 2S2, 2p6 3s1 3. periyot. 3. periyot 1A grubundadır. Değerlik elektron sayısı da 1. Magnezyum 1s2 2s2 2p6 3s2'dir. 3. periyot 2A grubundadır ve değerlik elektron sayısı da 2'dir. Alüminyum 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1'dir. 3. periyot 3A grubundadır ve değerlik elektron sayısı 3'tür. Silisyum, silisyum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2'dir. Üçüncü periyot. 2, 2 daha. 4a grubunda değerlik elektron sayısı da 4. Fosfor 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3. periyot 5a grubu, 3. periyot 5a grubu, değerli elektron sayısı da 5'tir. Kükürt 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 4'tür. 3. periyot 6a, 3. periyot 6a, değerli elektron sayısı da 6. Klor aynı şekilde gelip 3s2, 3p5, 3. periyot 7a, değerli elektron sayısı 7. Aynı şekilde 3s2, 3p6 ile biter. 3. periyot 8a, değerli elektron sayısı 8. Potasyum da 3s2, 3p6'dan sonra 4s1 gelir. Bu sebeple dördüncü periyot 1a'dır. Ve değerlik elektron sayısı 1. Kalsiyum da 3s2, 3p6'dan sonra 4s2. Dördüncü periyot, dördüncü periyot 2a'dadır. Değerlik elektron sayısı da 2'dir. Aşağıdaki atomların elektron dizilimlerini yaparak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz ve bulundukları blokları belirtiniz. Bulundukları bloklar elektron dizilimindeki en son orbital ne ise bloğu da odur. Periyodu bulmak için en yüksek baş kuantum sayısına, grubu da eğer D ile bitiyorsa B grubunda, S veya P ile bitiyorsa da A grubundadır. Şimdi şuraya kadar olan gösterim 2, 4, 10, 12, 18 tane elektronu temsil eder. Yani 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 Argondur. Bunu yazmak yerine argon yazarak 18 elektronu yazmış olacağız. Argon 18 sonra 4s2 20 3d2. 4. periyot 2 2 daha 4. 4. periyot 4B grubundadır ve D ile bittiği için D bloğunda. Burada da yine argon argon 4s2 3d 3'tür dördüncü periyot 2, 3 daha 5, 5 B grubunda ve yine D bloğundadır. Argon 18. Kromda istisnai bir dizilim vardır. Kromda istisnai bir dizilim vardır. 4, S, 1, 3, D, 5 olarak devam eder. En yüksek kalım sayısı 4 yine dördüncü periyot. 1, 5 daha 6 B grubundadır ve yine D bloğundadır. Mangan, argon, 4s2, 3d5'tir. 4. Periyot, 5, 2'da, 7, 7 B grubundadır, D bloğundadır. Demir 26, Argon 4s2, 3d6, 26'da 8. 4. Periyot, 8 B grubundadır, D bloğu elementidir. Argon 4s2, 3d7. Yine dördüncü periyottadır. 2, 7 daha 9. Ancak 9B diye bir grup yoktur. 8, 9, 10. Bunlar hep 8B'dir. Dolayısıyla bu da 8B grubundadır. Yine D bloğundadır. Argon, 4S2'den sonra 3D8. 2, 8 daha 10. Ancak bu da yine dördüncü periyot. 8B grubundadır ve D bloğundadır. Bakır'da yine özel bir dizilim var. Argon'u yazdık. 4S1, 3D10'dur. 4. periyot. 1 onda 11 ancak 11B diye bir grup yok. 10 çıkartıyoruz. 1B grubundadır. bloda yine D ile bittiği için D bloğundadır. Argon, argon 4S2, çinko 3D10'dur. Dördüncü periyot 2 onda 12, 12B grubu yoktur. 10 çıkarttık 2B grubundadır. Son orbitalinden D bloğundadır. Yine argon, argon 4S2, 3D10 şu an 30 oldu ancak 31 ve 4P1 gelir. Burada da dördüncü periyot. P ile bittiği için artık A grubundadır bunlar. 2, 1 daha, 3, 3. A grubunda P ile bittiği için P bloğundadır. Argon, argon, 4S2, 3D10, 4P 2'dir. Dördüncü periyot, 2, 2 daha, 4 A grubundadır ve P bloğu elementidir. Argon, Argon, 4s2, 3d10, 4p3'tür. Dördüncü periyot, 2, 3 daha 5a grubunda p ile bittiği için p bloğundadır. Argon, 4s2, 3d10, 4p4. Bu da dördüncü periyot, 2, 4 daha 6a grubunda p ile bittiği için p bloğundadır. Argon, 4S2, 3D10, 4P 5'tir. Dördüncü periyot. 5, 2 daha 7'den 7A grubundadır ve yine P blo elementidir. Burada argon, 4S2, 4S2, 4S2 kere kripton, 4S2, 3D10, 4P 6'dır. Dördüncü periyot. 6, 2 daha 8A grubunda ve P blo, P ile bittiği için P blo elementidir. Aşağıdaki periyodik sistemde harflerle gösterilen grupların özel adlarını yazınız. A ile gösterdiği grup alkali metaller grubudur. Grubun özel ismi alkali metallerdir. Alkali metaller grubudur. B grubu ise toprak alkali metalleridir. Toprak alkali metalleri. C ise şurası komple geçiş metalleridir. Geçiş metalleri geçiş metalleri D ise toprak metalleridir. Toprak metalleri. Toprak metalleri. E ise 7A grubu halojenlerdir. Halojenler. F ise soy gazlardır. Soy gazlar. Veya asal gazlar da denir. Asal gazlar. G ise iç geçiş iç geçiş metalleridir. Metalleridir. Aşağıdaki periyodik sistemde elementlerin bulundukları yerleri bloklar şeklinde gruplandırınız. Bloklar elementlerin elektron dizilimi yazıldığında son orbitali neyse bloğu da odur. Ve burada 1 ile gösterilen bölgedeki tüm elementler S ile bittiği için bir bölgesi S bloğudur. 2 ile gösterilenler D ile bittiği için D bloğudur. 3 ile bitenler 3 ile gösterilenler P ile bittiği için P bloğudur. Ancak burada 4'te helyum vardır ve helyumun atom numarası 2 1s2'dir. s ile bittiği için yine s bloğu elementidir. 5 ile biten 5 ile gösterilen yerdekiler de f ile bittiği için f bloğu elementidir diyebiliriz. Aşağıda dallanmış ağaç tekniğinde verilen soruda soldan başlayarak ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verip kaç numaralı çıkıştan çıkılması gerektiğini bulunuz. D bloğu elementleri geçiş metalleri olarak adlandırılır ifadesi doğrudur. Hidrojen ve helyum dışındaki S bloğu elementleri ısı ve elektriği iletir. Hidrojen ve helyum dışındaki elementler 1A grubu ve 2A grubundadır S bloğu elementleri. Ve bunların tamamı metaldir. Metal oldukları için ısı ve elektriği iletir. Dolayısıyla bu da doğru. Hidrojen o metal olduğundan metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1. Çünkü hidrojen eksi alacak. Çünkü metaller her zaman artı alır. A metallerle yaptığı bileşiklerde ise elektronegatifliği düşük olduğu için artı 1 alır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Dolayısıyla burada birinci çıkıştan çıkacaktır.